Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir cep telefonu incelemesiyle karşınızdayım. Hemen yanımda görmüş olduğunuz Redmi 12C cep telefonunu bu videoda sizlerle birlikte inceleyeceğim. Kanalıma abone olanlar ya da beni takip edenler biliyordur. Daha önce ben burada sizlerle birlikte Redmi 10C cep telefonunu incelemiştim. 12C de aslında onun devamı niteliğinde olan bir ürün. Marka 11C modelini çıkarmadı. Doğrudan doğruya 10'dan 12'ye geçmiş oldu. Ben her zaman yaptığım gibi genel görünümden bahsetmek istiyorum. Telefonun ön tarafına baktığımızda yukarıda bir damla şeklinde bir kamera çentiği bizleri karşılıyor. Tam ortada yer alıyor bu kamera çentiği ve yukarıdaki çerçeveye yapışık bir çentik bizleri karşılamış oluyor. Yanlardaki ve üstteki çerçeve kalınlıkları ince olmakla beraber alt kısımdaki çerçeve biraz daha kalın tasarlanmış. Sağ tarafı çevirdiğimizde arkadaşlar güç açma kapama tuşu bizleri karşılıyor. Hemen onun yanında da bir ses açma kapama tuşumuz var. Sol tarafta sim kart yuvası dışında bir şey yok. Alt kısmı çevirdiğimizde ise hoparlör delikleri, mikrofon deliği ve mikro USB bağlantı yuvası bizleri karşılıyor. Ki sene olmuş 2023, mikro USB bana biraz eski bir teknoloji geldi ama Xiaomi birazcık farklı düşünmüş demek ki, benimle aynı fikirde değil. Üst tarafı açtığımda ise sadece bir 3.5 mm kulaklık girişinin olduğunu görüyorum. Başka bir bağlantı vesaire yok bu tarafta. Arka tarafı çevirdiğimde ise böyle bir çizgisel tasarım bizleri karşılıyor. Bendeki siyah renk olduğu için böyle ama tam yan bir şekilde 45 derece açılı çizgiler işte bir koyu bir açık şekilde devam ediyor. Kameramız sol üst köşede konumlandırılmış. LED lamba bizleri karşılıyor. Hemen yan tarafta Redmi yazısı bizleri karşılıyor ve Redmi yazısının altında da parmak izi okuyucu var. Tabii ki bu eski bir teknoloji malum. Artık arka yüzde olmuyor. Ya yan yüzde oluyor ya da ekrana monte oluyor. Onu da altını özellikle çizmiş olayım. Telefonun bu genel görünümünden sonra biraz da teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Redmi 12C 6.71 inçlik 720x1650 piksellik bir ekrana sahip. MediaTek Helio G85 işlemci kullanıyor. 4 GB RAM, 64 ve 128 GB olmak üzere 2 farklı depolama seçeneğimiz var. 50 ve 2 MP olmak üzere ana kameramız, 5 MP olmak üzere bir ön kameramız var. Çift hat desteği var, Android 12 işletim sistemine geliyor. MIUI 13 arayüzümüz var. FM radyomuz var, 5000 mAh'lik pilimiz ve 10 Watt'lık kablolu şarjımızın olduğunu söyleyeyim. Fiyatı da 4700 TL civarında. Şimdi bu teknik özelliklerden sonra ben biraz da arkadaşlar önceki modelle şimdiki modelin karşılaştırmasını yapmak istiyorum. Beni biliyorsunuz, ben tablolar çalışmayı seviyorum ve sizler için çok güzel bir tablo hazırladım. Şu anda ekranda onu görüyorsunuz. Redmi 10 ile 12 arasındaki farklılıkları ekranda sizlerin karşısına çıkartıyorum. Önemli farklılık işlemci tarafında Snapdragon 680 işlemciden MediaTek Helio G85'e geçilmiş. İşletim sistemi tarafında da Android 11 varmış, 12 olmuş. Bluetooth 5.1'e terfi edilmiş ve şarj kapasitesi de 18 watt'tan 10 watt'a düşürülmüş, böyle bir durumda söz konusu. Farklılıkları bu şekilde arkadaşlar. Bunun dışındaki özellikler hemen hemen aynı. Hani 3 aşağı 5 yukarı aynı özellikler korunmuş diyebilirim. Gelelim Redmi 12C'nin kullanım deneyimine. Şimdi tabii ki bu telefon giriş seviyesi model arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Hani beklentilerinizi, işte ihtiyaçlarınızı ona göre düşünmeniz gerekiyor. Giriş seviyesindeki ihtiyaçları karşılayacak bir telefon. Yani annemizi alalım, babamızı alalım veya işte evimizdeki yaşı büyük olan misafirlerimizin, değil mi, dedemize, nine alıp çok rahat kullanabilecekleri bir telefon. Ama böyle ben oyun oynayacağım, İşte PUBG'de 30 FPS verir mi, efendim asfaltta yerleri ıslatacağım, şöyle dalacağım, böyle çıkacağım falan diyorsanız tabii ki bu telefon işinizi görmeyecektir. Bu arada G85 ile ilgili bir tablo da yine paylaşıyorum. Bu tabloyu ben hazırlamadım. İnternette güzel bir site var, oradan almıştım arkadaşlar. Şu anda ekranda onu görüyorsunuz. Bu tabloya göre arkadaşlar Helio G85 belli açılardan önceki işlemci, yani Snapdragon 680'den daha kötü bir işlemci. Hani belli açılardan diyorum ama çoğu yerde 680 tokatlamış tabiri caizse Helio G85'i. Şimdi neden böyle bir işlemci tercih edilmiş? Yani önceki sürümden bir tık daha kötü bir işlemci kullanılmış. Muhtemelen maliyettir diye düşünüyorum. Çünkü ülkemizdeki vergilerden dolayı kullandığınız donanım komponentleri telefonun fiyatına doğrudan etkiliyor ve ciddi bir de rakam haline gelebiliyor. O yüzden marka bence böyle bir karar almış gibi geliyor. Çünkü hani bir tık daha kötü bir işlemci. Bunu ben ilk telefonun bazı fotoğraflarını sosyal medya hesabımdan paylaştığımda da böyle aşırı altına yazılan yorumlarda da görmüştüm arkadaşlar. Ama bu tabii şu demek değil. Günlük ihtiyaçlarınızı görür mü G85? Görür arkadaşlar. Birçok anlamda kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşatmaz ama önceki sürüme göre konuşuyorum arkadaşlar. O yüzden hani bu yanlış anlaşılma olmasın. Kötü bir işlemci değil ama hani insanın aklına şu geliyor. Bir önceki sürümde bunu kullanmıştın. Şimdi niye daha kötü bir işlemci kullandın gibi bir soru gelebiliyor. O yüzden de bunun altını özellikle çizmek istiyorum. 4 GB RAM, 64 GB ya da 128 GB'lik depolama alanı, az önce söylediğim hedef kitlesi anlamında bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama bir kez daha
hatırlatıyorum, beklentiniz daha yüksekse tabii ki bu ürün sizin için uygun olmayacaktır. Ama günlük ihtiyaçlarınızı görür. Hani internette gezineyim, WhatsApp'tan mesaj atayım vesaire gibi işlemlerinizde fazlasıyla işinizi görecek güzel bir cep telefonu olmuş Redmi 12C. Gelelim kamera tarafına. Çok böyle detaylı anlatmayacağım kamera tarafını. 50 megapiksellik bir ana kameramız var, f1.8 diyaframlı. 2 megapiksellik bir alan derinliği kamerası eşlik ediyor. Bu kategorideki bir ürün için yeterli performans sunuyor. Ama ışık iyi olacak. Hani gündüz daha iyi çekim yaparsınız ya da gece yapacaksanız da etrafta bol ışık, bol aydınlatmanın olması gerekiyor. Standart olarak birçok modelde olan HDR özelliği bulunuyor burada. Portre modumuz var. Gece modu da var ama işte gece modu sadece ana kamerada çalışıyor. Ön kamerada çalışmıyor. Çok fazla çekim modu da yok. Bir 50 megapiksel modumuz var. Oraya girdiğiniz zaman da işte 50 megapiksel çözünürlüğe ulaşmış oluyorsunuz. Hani büyük beklentiye girmeyin ama bu kategoride de bu kadar oluyor zaten. Hani mucize de beklemiyorsanız eğer ki. Hani çünkü bazen oluyor bunlar arkadaşlar. Bunları niye söylüyorum? Bazen şöyle yorumlar da geliyor. İşte kamera çok kötü. Neye göre? İşte şuna göre. Ama şu dediğiniz ürünün fiyatı da bunun iki katında. O yüzden karşılaştırma yaparken kendi kategorisinde yaparsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Gelelim pil ve şarj konusunda arkadaşlar. Kutusundan 10 wattlık bir adaptör çıkıyor demiştik. Kablosu vesaire de çıkıyor. Onu kullanabiliyorsunuz. Fakat pil tarafında beni birazcık hayal kırıklığına uğrattı. Yani 8 saat 3 dakikalık bir değer aldım ben arkadaşlar. Ki birkaç kez de denedim testi bu arada. Yani yanlış test yapmayayım diye PC Mark'ın batarya testini. 8 saat 3 dakika bana birazcık az geldi. Hani onu söyleyeyim. Pil ömrü böyle bir günü anca görürsünüz gibi geliyor. Eğer dolu dolu kullanırsanız birazcık daha dikkat ederseniz 1,5 günü belki. Hani belki söylüyorum. Pil ömrü biraz bana az geldi. Optimizasyonlar belki eksik olabilir. Belki bir yazılım güncellemesiyle bu sorun da ortadan kaldırılır diye düşünüyorum. Kutusundan çıkan adaptörün tabii hızlı şarj özelliği yok. 10 watt zaten işte ne kadar şarj ederse o kadar şarj ediyor. 2 saate yakın yani. 1,5-2 saat arasında değişen bir pil şarj süresinin olduğunu da söyleyeyim. 0'dan 100'e kadar. Gelelim fiyat tarafına. Redmi 12C'nin fiyatı ben bu incelemeyi yaptığım tarih itibariyle 4700 TL civarında idi. Eğer 64 GB'lık sürümü alırsanız. 100 lira daha verirseniz 128 GB'lık sürüm alıyorsunuz. Hani bence bu ürünü alacaksanız 128 almak daha mantıklı olabilir. Yani 100 lira için söylüyorum bunu. Yoksa daha fazla alana ihtiyacı olunacağından değil. Ama günlük kullanım için de 64 GB'da yeterli olur diye düşünüyorum. Fiyatı özelliklerine göre baktığımda, donanımına göre baktığımda uygun bir fiyat olduğunu söyleyebilirim. Hani benzer donanımı sunan markalara da göre fiyatının iyi bir noktada olduğunu söyleyeyim. Zaten Redmi'nin özelliği de buydu arkadaşlar. Hani fiyat performansı yüksek telefonlar üretmekti ki bu modelde aynen o şekilde olmuş. Bu arada ben ürünle oyunda oynadım. Asphalt 9 falan kurdum, oynadım. PUBG falan da oynatır ama beklentiniz çok yüksek olmasın. Bunu özellikle söylüyorum. Özellikle anlatıyorum. Bazen 30 FPS vermez mi, 60 FPS vermez mi falan gibi şeyler soruluyor. Bu ürünün öyle bir iddiası yok. Evet, bir incelemenin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu incelemede size de Redmi 12C cep telefonunun özelliklerini anlatmaya çalıştım. Olur ya, benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular olabilir. Yorumlarda fikirlerinizi belirtmekten çekinmeyin. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendiriyorum arkadaşlar. Güzel bir telefon olmuş Redmi 12C. Eleştirildiğim tarafları da olduğu biliyorsunuz videonun içinde. Ama fiyat performansı yüksek bir model olmuş. Önceki sürüme göre biraz daha bazı şeyler düşürülmüş. Ama fiyatının da iyi bir noktada tutulduğunu söyleyebilirim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Ne kadar çok abone olursa benim için de hani böyle ürünler geliyor, böyle işte videolar izleniyor. Videolar daha fazla izlenir. Abone sayısı arttığı zaman bu da benim için hem motivasyon olur hem de sizlere daha iyi içerik üretmek için de bana bir teşvik olmuş olur. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi de unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor arkadaşlar. Tek bir tıkla beni oralardan takip edebilirsiniz. Çok sevinirim. Farklı bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.